Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel, hoş, gösterişli, hızlı ilerleyen çok güzel bir model yapacağız. Evet güzel hanımlar, bu modelimi Hobiko Yakut. Gördüğünüz gibi Hobiko Yakut'un bir ipiyle yapacağım. Şoka gelmiş iplerden sevgili hanımlar, şoktan aldım ipimi. %98 akrilik Şurada hemen numaramızda yazıyor. Eğer e, dün aldım hanımlar varsa sizler de alabilirsiniz. Gerçekten çok çok güzel ip. Evet dediğim gibi Hobby yüzde %98 akrilik ve burada da e, renk numarası yazıyor. Simli pembe bir ip sevgili hanımlar, şahane bir ip. Bu güzel ipimle sizlere nasıl güzel bir model yapacağım. inanın çok beğeneceğiniz yelekler, hırkalar, süveterler, kazaklar, kendinize kazaklar, çocuğunuza kazaklar atkılar, bereler nasıl anlatayım size o kadar çok şey yapabilirsiniz gibi modelden harika bir model anlatacağım. Evet hem güzel hem basit hem de çok güzel basitin basiti kolay mı kolay bir model anlatacağım güzel hanımlar size. Evet gösterişli zor gibi duran fakat inanın bir o kadar da kolay model. Evet şöyle hemen şiş numaramı sizlere vereyim sevgili hanımlar. Şiş numaram 3,5 numaralı bir şişle öreceğim sevgili hanımlar ilmek sayılarımız ne yaparsak yapalım 8 ve 8'in katlarıyla yapıyoruz bakın şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 burası benim bir modelim sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 burası da bir modelim bu 3 ilmeğimin birisi modelime ait 2 tanesi de sağda ve solda kullanmak üzere kenar ilmeklerimiz Şimdi modelimize geçelim hanımlar. Ben e, bu model lastik istemeyen bir model sevgili hanımlar ama dilerseniz lastik modelleri de uygulayabilirsiniz. Ben bu modelde haroşa lastiği çok yakıştırıyorum. İsterseniz iki sıra üst sıra haroşa lastik yapıp modele geçebilirsiniz. Ben sizlere model anlatacağım için şimdi bir sıra haroşa örgü yapacağım, modele geçeceğim. Hemen kenar ilmeğimi aldım sevgili hanımlar. Bir sıra önden düz, arkadan düz haroşa örgü yapacağım şu şekilde hiçbir işlem yapmıyoruz burası zemin hazırlığımız hani ben lastik niyetini bir sıra önden bir sıra arkadan e, last, haroşa yapacağım sonra modelimi sizlere anlatmaya başlayacağım Evet güzel hanımlar şöyle bir sıra düzü ilm örgümü örüyorum iki model üzerinden anlatmaya çalışacağım gerçekten çok beğeneceğinizi düşündüğüm çok güzel bir model Evet Modelimin zemin hazırlığı için önden bir sıra düz yaptım. Şimdi hemen kağıdımızı çıkaralım. Arka sırasından da yine bir sıra düz yapalım. Bir haroşa sıramız çıksın sevgili hanımlar şöyle. Evet şöyle evet ön yüze gelebilmemiz için arkadan bir sıra daha yapacağım sevgili hanımlar. Ben şimdi haroşa örgülerimi yaparken şimdi bakın ön yüzdeyim. Bir sıra daha yapıyorum. Modelimi ön yüzden kuracağım için arka yüzden bir sıra daha haroşa yapıp geleceğim. Evet bir sıra dedim ama iki sıra haroşa örgü sırası yapmış olduk hanımlar. Evet şimdi modelimizi kuralım sevgili hanımlar. Dediğim gibi sizler de ne yapmak isterseniz iki sıra üç sıra beş yani en az dört sıra haroşa sırası yapın eğer yapmak isterseniz. Ama bu model lastik istemeyen bir model. Şöyle tek sıra haroşa örgüyle de yapabilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın hanımlar. Burada bir tane düz yapıyorum. Modelin birinci sırasındayız. Kenar ilmeğinden sonra bir düz yaptım, bir doladım bakın. 7 tane düz yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet bakın. Kenar ilmeğim bir düz yaptım, bir doladım ve 7 tane de düz ördüm. 2 4 6 7. Şimdi burada bir kez doluyorum. Bir tane düz yapıyorum. Bir kez doluyorum. 7 tane yine düz yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bakın 8 tane ilmeğimi yaptım. Evet bir ilmek eksik yapmışım hanımlar. Şuradan hemen ilmeğimi alıyorum. Bir ilmek eksik yapmışım. Hemen buradan bir ilmek aldım. Siz tam yapın. Evet 7 tane bakın burada 2 4 6 7. 7 ilmeğimi yaptım. Hemen burada bir arttırıyorum. Bakın bir arttırıyorum. Bir saniye yanlış mı yaptık? Evet. Yanlış saymışım arkadaşlar. Doğru yapmışız. Arttırmayı geri aldım. Evet. Bir arttırdım. Bir tane düz ördüm ve kenar ilmeğimizi ördüm. Yani bu başlangıçla bu başlangıcımızın ilk başlangıcımızla sonumuz aynı. Güzel hanımlar. Evet. Şimdi modelin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim modelimizin ikinci sırası ve arka yüzündeyim ve kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada iki tane bakın tüm ilmeklerimiz ters. İki tane tersim vardı burada. Doladığımı da ters yaptım. Arka yüzde tüm ilmekleri modelimin ikinci sırasında ters örüyorum. Doladığımız ilmekleri de ters öreceğiz. Modelin ikinci sırasındayız. Evet bu şekilde modelimizin ikinci sırasında ters olarak örüyoruz. Doladığımız ilmekleri de ters olarak ördük. Evet modelin üçüncü sırasında ve ön yüzündeyiz. Bakın simli pime de çok yakışacak bu model sevgili hanımlar. İnanın çok güzel bir model. Ee, çok güzel bluzlar yapabilirsiniz bundan. Çocuklarınıza kendinize kazaklar yapabilirsiniz. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın burada benim iki tane düz ilmeğim var. Bir, bakın arttırma yaptığım ilmeği de ördüm İki. Bu arttırmanın önünden hemen bir tane daha arttırıyorum. Bakın. Şimdi 7 düz ilmeğimi yine örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Evet. Burada arttırmamı yaptım. Kenar ilmeğimi ördüm. 2 düz ördüm. 1 arttırdım. 7 tane düz ilmeğimi ördüm. Bakın burada benim ortada 3 tane ilmeğim var. 1 doluyorum. Bu 3 ilmeği örüyorum. 1, 2, 3. 1 doluyorum. Tekrar burada 7 tane düz ilmeğim var. Onları örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 7 düzilmeyi ördüm. Yine burada bir arttırma yapmıştık. Hemen önünde bir arttırma yapıyoruz. Buradaki 2 düzilmeyi örüyoruz. 1, 2 ve kenar ilmeği. Modelimizin 3. sırasında da bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Modelin 4. sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Buraya dikkat edelim güzel hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Burada bakın 3 tane tersim var. 1, 2, 3. Bakın kenar ilmeğini aldım. Doladığım ilmeği de ters ördüm. 3 tane ters ilmeğim oldu. Şimdi ön yüzde ve 7 tane düz yapmıştık ya. 4. sırada sevgili hanımlar modelin 4. sırasında bu 7 ilmeği arka sırasında da düz örüyoruz. Bakın 4. sırada unutmayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ve 7. 7 ilmeği modelin 4. sırasında düz örüyoruz arka sırasında. Yine bakın doladığım ilmek 1. Hemen 2 3 4 5. Bakın ortadaki ilmeklerimizin sayısı da 5'e çıktı. Yine buradaki 7 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Yine burada bir ters doladığım ters 2 2 üçüncü tersi de yaptım ve kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım modelimizin dördüncü sırasında yaptığımız işlem bu hanımlar Evet modelimiz altı sıra sevgili hanımlar şimdi modelin beşinci sırasındayız bakın şöyle bir haroşa örgümüz çıktı şurada Evet modelim oldukça güzel şimdi göreceksiniz simli pime de çok yakıştı güzel hanımlar bu model Evet kenar ilmeğimi hemen alıyorum Burada bakın kenar ilmeğimden sonra 1 2 3 düz örüyorum. 1 arttırıyorum. Şimdi benim burada 7 tane düz ilmeğim var bakın. Her bir ilmeğimi 2 defa öreceğim. Bu arttırmadan sonra. Bakın 1 2 1 2 Yani başını şu şekilde dolamış gibi oluyoruz hanımlar. iki kere aynı ilmeği örerek. 1 2 1-2-1-2-1-2 bir, iki. Bir, iki, bir, iki. hemen sayalım bakın 1-2-3-4-5-6 bir, birini tek mi yaptık? Evet hanımlar iki her bir ilmeği iki öreceğiz bakın 6 ve 7 Evet 7 tane ilmeğimin her birini 2 2 ördüm. Burada bir doluyorum. Ortadaki 5 tane düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 Bir de doladım. 6 Buradaki ilmeğimle baştaki arttırdığımda 7 tane oluyor. Şimdi yine burada bakın 7 tane düz ilmeğim var. Bu 7 düz ilmeğimi yine ipim dolalıyken bakın doladım ilmeğimi. 2 kere 1 2 1 2 1 2 7 ilmeğimin her birini 2 kere örüyoruz. 1 2 Bir sonraki sırada ilmeklerin boyunu uzatmak için bunlar sevgili hanımlar. Evet bakın hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 Evet bir doluyorum bakın yine burada 3 düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 ve kenar ilmeğimi de şöyle düz ördüm. Evet modelimin 5. sırasında yaptığımız işlem bu hanımlar. Modelin 6. sırasındayız ve son sırasındayız. Evet buraya da dikkat edeceğiz. Evet kenar ilmeğimi aldım güzel hanımlar. Hemen burada 3 4 tane ters yapıyorum bakın. 1 2 3 4 arttırdım ilmeği de ters ördüm. Kenar ilmeğimden sonra 4 tane ters ördüm. Şimdi biz burada iki kere dolamış olduğumuz ilmeklerimiz vardı. Yedi tane. Hemen alıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bakın boylarını uzattım. Tekrar şişime geriye alıyorum. Yedi ilmeğimi tekrar şişime geri aldım. Güzel hanımlar. İpi kendimden tarafa aldım. Bu yedi ilmeğinin hepsini birden ters olarak topladım. Bakın. Bu şekilde. Evet ters olarak topladım. Arkamızda şöyle bir görüntü olacak. Yine ortada 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tersimizi yaptık. Şimdi yine burada sevgili hanımlar. Bakın 7 ilmeğin boyunu uzatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ve 7. Bakın 7 ilmeğimin boyunu uzattım. Modelim çok kolay, çok zor gibi görünüyor. Çok kolay gördüğünüz gibi. Evet sevgili hanımlar. Burada 7 ilmeğimizin boyunu uzattık. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İpi kendimizden tarafa alıyoruz. Bu 7 ilmeğin hepsini ters olarak örüyoruz. Bakın bu şekilde. Ve burada bakın bir arttırmam var. Ters örüyorum. 1, 2, 3, 4 bakın 4 tane ters yaptım kenar ilmeğimi de ördüm evet bakın hanımlar bir modelimiz çıktı şöyle bir modelimiz çıktı harika bir model oldu hemen şöyle göstereyim ön yüzden de sizlere bakın inanın modelim şahane bir model bakın hanımlar bu üst üste üst üste geldiği zaman model ilerledikçe kendini gösteren şahane bir model. Bakın şöyle altı da oyulumlu oldu. Çok güzel oldu. Şimdi ikinci bir modeli de nasıl kuruyoruz onu da ben sizlere bir kez göstereyim. Evet modelimin aynısının tekrarı olacak hanımlar. Sizler modeli tekrar başa dönerek yapabilirsiniz. Ben bir sıra yine burada ikinci bir modeli nasıl kuruyoruz onu göstermek istiyorum. Kenar ilmeğimizi alıyoruz. İkinci modelin birinci sırası. Alttaki modelin tekrarını yapıyoruz şimdi kenar ilmeğimi aldım bir tane bakın düz örüyorum bir kez doluyorum yedi tane düz örüyorum bir iki üç dört beş altı yedi bakın yedi tane düz ördüm şu ortadaki şu ilmek bakın şu ortadaki ilmeği unutmuyoruz bir doluyoruz bir düz bakın bu şekilde tekrar doluyorum Burada yine 7 tane düz yapıyorum. 1 2 3 4 4. ilmek modelimizin tepesi oluyor. 4 5 6 7. Evet yine burada bir kez doluyorum. Hemen burada bir düz örüp kenar ilmeğimi de örüyorum. Evet sizler model ilerledikçe hanımlar şu ortadaki gibi burada devam ediyorsunuz. Evet, iki tane modelle ben sizlere modelimi anlattım güzel hanımlar. Bakın ikinci modelimizde nasıl kurduğumuzu gösterdim. Harika, çok da kolay güzel bir model. Model ilerledikçe her model arasına şu bölümü koyuyorsunuz. Biz burada yarımını yarım olarak uyguladık. Ben sizlere iki model üzerinden anlattığım için kenarlarda yarım model uyguladım. Evet güzel hanımlar. Bir modeli bu şekilde sizlere anlattım. İnşallah beğenmişsinizdir. Arkası da bu şekilde bakın. Şimdi ben sizlere modelimin ilerlemiş halini bir göstereyim. İnanın hanımlar ben bayıldım. Kendi ördüğüm modele ben bayıldım. Evet güzel hanımlar bakın. Simli ipimle de muhteşem oldu. Evet bakar mısınız şu güzelliğe. Gerçekten şahane oldu sevgili hanımlar. Şöyle kabartmalı kabartmalı çok güzel oldu. Bundan neler yapılmaz ki sevgili hanımlar. Bluzlar yapın, hırkalar yapın, böyle salaş bluzlar çok güzel olur çocuklarınıza, kendinize. Gerçekten muhteşem bir model oldu. Ben modelimi övüyorum ama hanımlar inanın gerçekten çok beğendim. Kendi yaptığım modeli ben hayran oldum. Evet hanımlar kendi yaptığım modele hayran oldum. Evet bu güzel modelimizi hanımlar istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Yelek yapın, hırka yapın, süveter, atkı, bere, çocuk takımları yapın, bebek battaniyesi yapın. Çok güzel bebek battaniyesi olur. Böyle renk renk yapabilirsiniz, tek renk yapabilirsiniz. Muhteşem olur. Arkası da bakın bu şekilde güzel hanımlar. Evet, bir modelimizin daha sonuna geldik. Bakın hanımlar şöyle kabartmalı, simli pimle, şoktan aldığım simli pimle sizlere şahane bir model anlattım Evet güzel hanımlar ben bakmalara doyamadım. İnşallah sizler de memnun kalmışsınızdır. Şöyle kabar kabar bakın şuralar kabartmalı. Harika bir model oldu. Evet hanımlar bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah benimle birlikte siz de yapmışsınızdır. Eğer beğendiyseniz arkadaşlarınızla dostlarınızla paylaşmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı da unutmayın. Hoşçakalın.